Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ne olur lütfen. Alişan'ı sorgulayacağız. Başındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül sabahı bir çuval içerisinde köyünden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir dere yatağında bulundu. Narin'in otopsisinde boğma izine rastlandı ve 15 gün boyunca suda bekletilmekten kaynaklı bedeninde deformeler olduğu, delillerin silindiği açıklandı. Bizler gençlik örgütleri olarak bugün Narin için buradayız. Çünkü Narin AKP-MHP iktidarının savunduğu kadınların ve çocukların yaşamlarını zehir ederek onları ölüme götüren kutsal aile tarafından katledildi. Öyle ki Narin'in başına gelenler önce bu aile tarafından gizlendi. Faillerin ortaya çıkmaması için her şey yapıldı. Tüm bunlar yaşanırken iktidar ve onların meclise soktuğu, her fırsatta meşrulaştırmaya çalıştığı Hizbullah artı Hüdapar ailenin kendilerine yakınlığına dair açıklamalar yaparak ve herkesi sessiz kalmaya çağırarak bu suça ortak olduklarını itiraf ettiler. Narin'e ne oldu? Narin'e ne oldu? Narin'e ne oldu? Narin'e ne oldu? AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun Narin için çıktığı bir yayında "Bizlerin de bilip söylememesi gereken şeyler var. Aile bizim dostumuzdur" açıklaması bu suç ortaklığının kanıtlarından biridir. Yine Hüdapar Genel İdare Kurulu üyesi Vedat Turgut'un Adli Tıp Kurumu'nun önüne giderek aileye başsağlığı dilemesinde ve bu sırada yaptığı açıklamalardan biliyoruz. Hüdapar'a yakınlığı ile bilinen bu köyde 8 yaşında bir çocuk katledilmişken Vedat Turgut AKP'den öğrenircesine adeta dış mihrakları suçlamış ve "bunlar bizim kültürümüz değil, Amerika'nın, İsrail'in kültürüdür" açıklamasını yapmıştır. Bizler sizin kültürünüzü kadın hareketinin bilinen isimlerinden Gonca Kuriş'e 52 gün domuz bağı işkencesi yapan ve bedenini parçalayarak gömen çetelerinizden biliyoruz. Bizler sizin kültürünüzü Cemile Çağırga'dan Berkin Elvan'a sokak ortasında katlettiğiniz çocuklardan biliyoruz. Biz güçlü bir devletiz naraları atanların yaptıkları elbette bu açıklamalar ile sınırlı kalmadı. Soruşturmanın selameti kılıfıyla Narin ile ilgili bütün haberlere yayın yasağı getirildi. Gerçekler toplumdan gizlenmek istedi. Gözaltına alınan ve ardından tutuklanan amcanın neden tutuklandığı ve Narin'in katledilmesiyle bağı açıklanmadı. Hatta üstü örtülmeye çalışıldı. Kaybedenler kaybedecek! Yetinmeyen iktidar Narin'in cansız bedenini aynı dereyi 8 kez aramasına rağmen bulamadı. Narin'in kaybedilmesine karşı gösterilen kitlesel tepkiler sonucunda cansız bedeni tam 19 gün sonra aynı derede bir çuvalın içerisinde bulundu. Ardından Nevzat Bahtiyar isimli bir şahıs 200 bin TL karşılığında Narin'in cansız bedenini amcasından alarak dereye götürdüğünü itiraf etti. Bu itiraf gerçekleşmeseydi coğrafyamızdaki kayıplar listesine bir kişi daha eklenebilir. Narin'e ne olduğu bizlerden gizlenebilirdi. Narin'e ne oldu? Narin'e ne oldu? Narin'e ne oldu? Narin'e ne oldu? Bizler her gün çocuk ölümlerine, kadın ölümlerine uyanırken faillerin cezasızlık ile ödüllendirildiğini görüyor, birçok kişinin kaybedildiğine ve akıbetine dair en ufak bir bilgi edinemediğimize şahit oluyoruz. Açıktır ki Gülistan Doku'yu dört yanı kameralar ile çevrili Dersim'de bulamayan ve failleri aklayanlar Narin'i katledenlerdir. Ve yine açıktır ki Berkin Elvan'dan Cemile Çağırga'ya, Ceylan Önkol'dan Uğur Kaymaz'a çocukları katleden siyasi iktidar
çocuklara yönelik her türlü suçu teşvik etmekte, istismar, tecavüz, katletme ve kaybetme gibi pratiklerin önünü açmaktadır. Gençlik örgütleri olarak Nari'nin katillerinden ve işbirlikçilerinden hesap sormaya ve başka narinler katledilmesin diye bu çürümüş erkek egemen düzene ve onların kutsal ailesine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Herkesi, çocukların ve kadınların özgürce yaşaması için çağrımızı büyütmeye ve narinlerin hesabını birlikte sormaya davet ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki bizlerin mücadele etmediği her saniye çocuklar için kaybedilme ve katledilme tehlikesiyle yaşamak demektir. Bizler narini unutturmayacak, katillerden hesap soracağız. Gençlik örgütleri. Katillerden hesabı gençlik soracak. Katillerden hesabı gençlik soracak. Katillerden hesabı gençlik soracak. Kaybedenler kaybedecek. Kaybedenler kaybedecek. Ayrıca sürüyoruz. Tamam. Güzel. Güzel. Güzel.